Değerli izleyicilerimiz, şu an itibariyle evet, sayın vekillerimiz ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı şu anda geldiler. Pazar Belediyesi'nden evet, sizlere şu an yayın yapıyoruz. Geleceğim ha. Ardeşen Belediye Başkanımız geldiler. Sabah bir oturdum buraya. Dedim ya, ben dedim ticarettasın, oradaki koltuğun daha güzeldi, daha rahat. Sandalye gitsin mi? Senin koltuğunu benden eğretip Siz de buyurun. Evet. Kültür merkez binası olarak yapıldı ve AK Parti Belediyesi bizde kültüre gerek yok dediler ve burasını belediye hizmet binası. Bizim belediyenin hizmet binasına ihtiyacı var. Çok acımış. Anladınız mı? Mesaj alınmıştır. Bu çok önemli. Bir an önce başkanımız bu konuda tecrübeli, Sarıyer Belediye Hizmet Binası'nı o yapmıştı. Bilir o işte. Başlasana canını yarım. Ben seçim bittiklerinde hep bunu seslendim. Kültür merkezini bir an önce sizlere teslim edeceğim pazar halkına diye seslendim ve bir an önce teslim etmem lazım. Sayın Genel Başkanım, projeyi çizdiriyorum, projeyi size gönderiyorum, yer tahsisini yapıyorum. Bu görevi siz bana söz verdiniz, seçimde geldiniz, konuşmada yaptınız. Maketini yaptınız. Peki Türkiye İl Başkanı, milletvekilleri, bilirmiş adamları ne yapıyor bu arada? Sayın Başkanım, Sarıyer gibi değiliz, Sayın Başkanım, Sarıyer gibi değiliz. Çok ihtiyacımız var. Seni bir gezdirsem dersin ki ben nereye geldim dersin. Ben aynen nereye geldim dersin. Biz hep oturmuşuz ya. Başkanlarımız, Ardeşen İlçe Başkanımız, Merkez İlçe Başkanımız, başka kim var? Ha, bir de Pazar'ın ilçe başkanı var. Çamlıhemşin. Sarıyer Belediye Meclisimiz var. Lidere aslında kendisi bizeymiş. Çamlıhemşin ilçe başkanı var. Aynı zamanda Sarıyer'den Belediye İlçe Başkanı. Kalkandereli hemşerimiz Ferah Güner. Başkanım, Trabzon Meclisi de aramızda. Evet, Trabzon Meclisi. Biraz da bilirse Trabzon olayı oldu. Trabzon Akçabat'tan meclis üyemiz. Aynı zamanda İBB'de, yani Trabzon Büyükşehir'de evet, meclis üyesi. Ve herkesi tek tek saymayalım. Bu konuklarımıza hoş geldin diyoruz. Bugün geleneksel olarak Salara bölgesinde yapılan bir iftar var. Uzun zamandan beri yapılan. Seçimler sırasında söz verilmişti. Sayın Başkanımıza söz vermişti. Biz de tesadüfen oradaydık. Uzun da şahitlik yaptık yani. Doğal olarak bugün de o etkinlik yapmak için bugün geldiler. Salara bölgesinde bir iftara katılacak. Bu arada kazanmış olduğumuz belediyeleri ziyaret ediyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bundan sonra tabii daha çok ziyaret edecekler ve tabii çok talepler de olacak. Bizler de hani ne yapıyorsunuz değil de biz de o taleplerin aracılığını olacağız. Yani takip edeceğiz ve bu işleri başarmış olacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Ama şeyi söylemedik. Neydi? Canlarım nasıl? Yere bilen. Canlarım sizin canlarınızı yerim. Sayın başkanım, sayın genel başkanım, sizin canlarınızı yerim, canlarınızı. Daha dolu. Sayın vekilimiz de burada. Tarsun abi sen de. Yok, ben söyleyecek bir şeyim yok. Ben oy vermeyenlere hitap ediyorum. Onun için hoş geldiniz diyorum. Sayın genel başkan yardımcımıza, belediye başkanımıza hayırlı olsun. Çok mutlu olduk. Tabii. Türkiye'nin her yerinde çok mutlu olduk. Bu kadar şey. Evet. Sizlerden sayın genel başkanım, evet, bir istirhamım var. Sizlerden bir istirham var. Pazardaki bu kırmızı, Ardeşen'deki kırmızı, Fındıklı'daki kırmızı, sizlerin desteğiyle bu kırmızılık devam etmesini İnşallah. İstiyorum. Bu konuda sizlerden her zaman talep edeceğim. Asla beni geri çevirmeyin. Böyle konuşun. Sevgili hanımefendiler, değerli pazarlılar, sevgili hemşerilerim. Öncelikle saygıdeğer başkanımıza yeni seçildiği bu görevinde başarılar diliyorum. Kendisiyle birlikte seçilmiş olan belediye meclis üyelerimize, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nden olanlara tabii öncelikli teşekkür ediyorum ama diğer partilerden seçilen meclis üyelerinin de bu 5 yıllık dönem içinde pazarımıza ve bölgemize hizmet etmesini diliyorum. Ramazan ayının içindeyiz. Bugün buraya sebebi ziyaretimiz. Geleneksel olarak Sarıyer İstanbul'da en çok Rize'nin yaşadığı ilçe değil ama en çok yoğun olarak, yoğunluk açısından Rizelilerin çok yoğun yaşadığı bir ilçe ve biz Sarıyer ilçemizle Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu, o da mazbatasını dün aldı. Hani ilk ziyaret ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanları Kıbrıs'a giderler, biz de Rize'ye geldik. O nedenle... İl Başkanımız Saltuk Bey'in söylediği gibi bu seçimde Rizeli seçmenlerimizin iftar yemeğinde böyle bir söz verilmişti. Kadir Gecesi'nden bir gece önce biz Rize'de olacaktık. Seçim takvimini ayarlayanlar bunu dikkate almamışlar. Ama biz bugün buradayız. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben Mart ayı içinde Rize'ye gelmiştim. Fındıklı yanılmıyorsam ayın 20'sindeydi. Fındıklı Belediye'mizin kültür merkezi çok amaçsız binasının Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Fındıklı halkımıza armağan edilen binanın açılış törenine gelmiştim ama bir gün öncesinde hem pazara hem Ardeşen'e artından Artvin'deki tüm ilçelere de uğrama şansımız olmuştu. Gördüğüm manzara nedir diye sorarsanız biz ziyaret ettiğimizde pazar ve Ardeşen'in Cumhuriyet Halk Partili adaylar tarafından kazanılacağını, belediye meclisinde çoğunluğumuzu sağlayacağını biz tespit etmiştik. Halkımızın iradesinin bu şekilde şekillenmesi bizim açımızdan son derece değerli. Sayın Genel Başkanımızla sabahleyin görüştüm. Kendisi Halk TV'de bir canlı yayına çıkmıştı. Bugün burada olacağımızı biliyor. Öncelikli olarak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in bütün Rizelilere ve pazarlara sevgi ve selamlar iletiyorum. Bizim açımızdan bu seçimler 1977 yılında rahmetli Bülent Ecevit'in başkanlığında girdiğimiz ve %42 oy aldığımız seçimlerden bu yana yaklaşık 47 yıl sonra aldığımız %30'un üzerine çıkarak birinci parti olduğumuz ilk seçim olması dolayısıyla da çok daha önemli. Burada 17 milyon 350 bine yakın yurttaşımızın Cumhuriyet Halk Partili adaylara vermiş olduğu destekler, daha da önemlisi Türkiye'de 80 milyona yakın belediye hizmet alan yurttaşımızın, bunun 60 milyona yakın yurttaşın tercihini CHP'li bir belediyeden hizmet alıyor olması. Yani 1393 belediyede biz 415 belediye kazanmış gibi gözükebilir ama bizim aslında bir İstanbul belediyemiz, bizim aslında bir Ankara Büyükşehir belediyemiz, belki de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ya da diğer partilerin tüm Türkiye'de kazandıkları belediyelerden daha fazla insana hizmet etme açısından son derece önemli. Türk ekonomisinin %90'ından fazlasını etkileyen bölgelerde halkımız bize güvendi. Biz bu seçimlere giderken ben Rize'de de aynı şeyi söylemiştim. Bu yoğun ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde inleyen yurttaşlarımıza biz bir yıl önce
Cumhurbaşkanını seçtiğiniz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı parlamentoda 317 milletvekiliyle çoğunluk haline getirdiğiniz Cumhur İttifakı'na karşı bu seçimlerde bir sarı kart göstermelerini ve uyguladıkları yanlış ekonomik politikaların sonucu olarak da milletin fakirleştiğini, halkın yoksullaştığını, özellikle de 15 milyondan fazla emeklinin adeta inim inim inlediğini, buna karşı da bir dur dediğimizi, bir haykırışla ortaya çıktığımızı belirtmek istiyorum. Bu Rize'deki 3 belediye başkanı, yani 1'in 3 olması %300 demek. Aynen doğru. Ticaret Odası Başkanı, evet, değil mi? Doğru. 1'i 3 yaparsanız büyümeniz %300. Ama biz bütün Türkiye'yi kırmızıya boyadık. Karadeniz'de Artvin'den başlayarak neredeyse bütün Karadeniz'in büyük ilçelerinin tamamı. Belki büyükşehir belediyelerini alamadık kırsal oylar sebebiyle ama yani Giresun ilini aldık, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, döndük bu tarafa, Samsun'un merkez ilçeleri, Ordu'nun merkez ilçesi, Trabzon'un merkez ilçesi, Giresun'un en büyük ilçesi, Rize'nin en büyük ilçelerini, Artvin'in merkezi aldığımızda Karadeniz Sayın Genel Başkanımızın önderliğindeki Cumhuriyet Halk Partimize karşı büyük bir teveccüh göstermiştir ve önümüzdeki dönem açısından bir hedef ortaya koyuyoruz ve bu hedefin işaret fişeğini de bugün burada pazardan da ifade edebiliriz. Önümüzdeki dönemde nerede bir seçim varsa Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz orada iddiamızı koyacağız. Burada Sayın Belediye Başkanımızın şahsında seçilen tüm belediye başkanlarına, diğer partilerden seçilen belediye başkanlarına görev süresi boyunca bu millete hizmet etmelerini, bu milletin içinde yaşadığı sıkıntıları öncelik haline getirmelerini ve israf dayalı ekonomi yerine kalkınmaya, üretime ve refahın topluma yaygın biçimiyle paylaşmasına dönük bir belediyecilik hizmeti yapılmasını yürekten diliyorum. Bu konuda Allah ayaklarına taş değdirmesin. Amin. Milletine hizmet eden, milletiyle iç içe olan belediye başkanlarının her zaman yanındayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bütün büyükşehir belediyelerimiz nasıl deprem felaketinde ilk koşanlar onlar oldularsa, ilk yardım yapan onlar oldularsa, tıpkı Fındıklı Belediyesi'ne Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bir ihtiyaç olması durumunda bir kültür merkezini, Türkiye'deki 200'den fazla CHP'li belediyeye mutlaka bir çivi nasıl çakıldıysa önümüzdeki dönemde göreceksiniz. Burası gibi diğer bütün ihtiyaç sahibi belediyelerimizin de proje, nitelikli insan yetiştirme, kaynak ayırma, yatırım gibi pek çok konularla ilgili işbirliğimizi artıracağız. Bir de tabii İstanbul'da bir belediye başkanımız var değil mi? Maltepe'nin belediye başkanı. Evet. Esin Köymen. Esin Köymen. Esin benim çok sevgili bir arkadaşım. Ben mimarım. Ben onun genel başkan yardımcısıyım. O mimar odası başkanı, o benim başkanım. O nedenle Köymen ailesi de bizim İstanbul'da çok başarılı bir çalışma yaptı. Yine bir başka kadın belediye başkanımız, Üsküdar belediye başkanımız Sinem Hanım da, o da Rizeli. Böylelikle de biz bu dönemde iki tane Rizeli belediye, iki kadın belediye başkanını, Rizeli kadın belediye başkanı, İstanbul'un iki büyük ve önemli ilçesinde belediye başkanı yaparak da iki il arasındaki, ilçeler arasındaki köprünün çok daha güçleneceğini söylüyoruz. Ama bizim İstanbul'da iki tane değil, üç tane Rizeli belediye başkanımız var. Mustafa Oktay Aksu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar başkanımızın şahsında seçilen tüm meclis üyelerimize ve bütün onlara hayırlı olsun diyorum. Hepinize tekrar sevgi ve selamları iletiyorum. Yarın Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'nde yapılan duaların hak nezdinde en makbul dualar olduğunu bildiğim için biz seçim öncesi yaptığımız duaların tamamının Kadir Gecesi'nde yapılmış dualar seviyesine ulaşmasını ve hepsinin hayata geçmesi istiyorum. Son olarak da şöyle söyleyeyim. Seçimler olur biter, tercihler yapılır. Milletin iradesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette, bize emanet edilen bu cumhuriyette en önemli haktır. O nedenle siyasal tercihlerini hangi adaydan, hangi partiden yaparsa yapsın, bütün milletimiz bizim açımızdan eşittir ve hizmetlerimizden eşit biçimiyle yararlanacaktır. Bugün artık kimin kime oy verdiğini bir önemi yoktur. Pazardaki bütün seçmenler başkanımıza oy vermiştir.
Aynen doğru. Ve başkanımız da bütün hizmetlerden yurttaşlarımızın adil, eşit ve en çok da ihtiyaç sahibi olanlardan başlamak üzere faydalanacağını mutlaka göstereceğiz. Çıktığınız yolda hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Önce size, önce ailenize, önce yakın çevrenize, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, sonra da bütün pazar halkımıza, belediye başkanlığımızın hayırlı olmasını diliyorum. Daha bu başlangıç, çok devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Evet, üçüncü sarıydı belediye başkanı. Sayın başkanım, bize ne sesleneceksin? Benim bütçem de senin bütçem bir değil. Sana ihtiyacım var. Diyorsun. Evet. Şimdi öncelikle merhaba, Oktay Aksu. Şimdi İstanbul'da belki Türkiye'nin de gündemine oturdu da, öncelikle sayın başkanlarım diyeyim, yani hepinizi saygıyla selamlıyorum. İstanbul'un en kritik seçiminin yapıldığı ilçe Sarıyer oldu. Yani Türkiye'de de Sarıyer'i duymayan kalmadı. Çünkü 3 dönem belediye başkanlığı yapan kişi kendisi 4. sefer aday yapılmayınca buna tepki gösterdi ve bağımsız aday oldu. Hani bir insan ön seçimlerden çıkar gelir, sürekli parti içi mücadeleler verir, örgüt onu bir yere taşır. O zaman bazı mücadelelerde hak verirsin ama 3 dönemin 3'ünde de atama yöntemiyle gelmiş olan bir kişi bunu yaptı. 4. seferde de aynı yöntemle bir kişi atanınca maalesef bu tepkiyi gösterdi ve süreçte öyle bir noktaya gitti ki bir ara acaba ya bu arkadaş kazanıyor mu havası bile oluşmadı değil, açık söyleyeyim. Ve bu nedenle sayın vekilime, sayın il başkanıma çok teşekkür ediyorum. İstanbul'a geldiler. Rizelileri organize ettiler. Sayın meclis üyemle birlikte Ferah Hanım da çok çalıştı. Hemşehriniz. Ve Rizelileri en azından toparladık. Çünkü Sarıyer'de en önemli nüfus Sivas'tan sonra Rize. Rizeliler çok var. Yıllardır var yani. 100 yıldır Rizeliler Sarıyer'de yerleşmişler. Çok önemli bir nüfusu teşkil ediyorlar. Gerek vekilim olsun, gerek il başkanım, gerekse diğer arkadaşlarım, Bayram Ali Bey, hepsi bir Rizeli çalışması yaptılar. Ve çok çalıştık gerçekten. Ve Rize'de Rizelilerin iftarında da bu bir gelenek olarak yıllardır Sarıyer Belediye Başkanı Kadir Gecesi'nden bir gün önce gelip burada iftar açıyorlar. Rizelilerle buluşuyorlar. Bir program da aynı yapıyorlar ama bunu sanırım 2-3 güne yayıyorlarmış o zaman. Şimdi açıkça şunu söyleyeyim. Dün mazbatamı aldım. Sonra gittim devir teslimi yaptım. Koltuğa oturmadan belediyeden çıktım. İlk imzam yerime bir meclis üyesini vekalet bırakmak oldu. Başka da imza atmadım. Koltuğa da oturmadım. Akşam telefonlarım susmadı. Abi sen kafayı mı yedin? Rize'ye gidiyormuşsun. Böyle şey mi olur? Yani belediyede yapılacak bir sürü iş güç var. Yani sen Rizeli misin? İşte ordular arıyor. Gidiyorsan önce niye Ulaş'a gitmedin? Yani böyle bir sürü şeyler de oldu. Ama bizim için önemli olan neydi? Biz o akşam iftarda bir söz vermiştik. Biz sözümüzü tutmak zorundayız. Söz ağızdan bir kere çıkar bizim. O nedenle buradayım ve burada olmaktan da mutluyum. Akşam da döneceğim. Program 2-3 günlük değil. Gerçekten pazartesi meclisimiz olacak. Komisyonlarımız, faaliyet raporumuz, denetim raporu vesaire bir sürü işimiz var. Onun hazırlıklarını yapmamız lazım. Bu gece aranızda ayrılacağım ama daha geniş bir zamanda sonra inşallah geleceğim. Ben babam ordulu, annem Sürmeneli, eşimde Göreleli. Zaten ben de Amerika gibi böyle yayılmacı bir politik, Karadeniz'e yayılmış bir kişiyim. Yani o nedenle zaten Sayın Genel Başkan Yardımcım da Rizeli Başkan olarak İstanbul'da beni de ekleyince sorumluluklarımız daha da arttı. Tabii ki paslaşmalar, yardımlaşmalar illaki olacaktır. Onunla ilgili ilerleyen süreçlerde biz de tabii ki üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizleri tanımaktan çok mutluyum. Güzel bir çalışma süreci yaşadık. Bir kar topu olarak başladık. Bir kocaman bir çığ gibi büyüdük gerçekten. Ve artık sokağa çıktığımızda artık
100 kişi, 150 kişi oluyoruz anında. Öyle bir şeye takım oluşturduk. Tüm meclis üyelerimizle, mahalle başkanlarımızla, ilçe yöneticilerimizle, kadın kolu, gençlik kolu. Yani 1000'in üzerinde kişi her gün sahada. Herkes bir işin ucundan tuttu. Yani çok farklı noktalara taşıdık. Sarıyer'de herkes seçimi kayıp gözüyle bakarken, çünkü bağımsız aday olduğu gibi bizden oy alıyordu. Ve bizim oylarımızı bölüp aradan Cumhur İttifakı'nın adayının çıkma ihtimali de çok yüksek görülüyordu. Ama biz ona fırsat vermedik. Hiç kimse partiden büyük değildi çünkü. Hiçbirimiz değiliz. Ve son noktada birçok insan partinin yanında yer aldı. Ve ipi gösterdik. Bundan son derece mutluyuz. Birincisi, dördüncü kez Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Sarıyer'de tekrar dalgalandırdık. Biz de nasıl bugün bu göreve geldiysek, yarın zamanı geldiğinde de bu bayrağı daha genç arkadaşlarımıza bırakacağız. Onların yanında yer alacağız. Koltuğa da yapışmayacağız. Ve çalışmalarımızı bu yönde devam ettireceğiz. Ve hep şunu söyledim alanlarda, burada da söyleyeyim. Birlikte başardık, birlikte yöneteceğiz diyorum. Hepinize saygıyla selamlar. İlçe başkanımız da yanımıza geldi. Sayın başkanım, örgütün başkanı. Bir kelime söyleyeyim. Sayın başkanım, siz gelmedin, ben geleceğim yanınıza. Sakın unutmayın. Ben geldim zaten. Siz geldiniz, ben de geleceğim hemen. Anında geleceğim. En yakın zamanda. Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Belediye Başkanım, değerli arkadaşlar. Biz inandık, çalıştık, başardık ve pazarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını diktik. Ama bu bayrağın sürekli dalgalanması için rüzgara ihtiyacımız var. Bu rüzgarı da Sayın Genel Başkan Yardımcımdan ve Sayın Sarıyer Belediye Başkanımdan, Büyükşehir Belediye Başkanlarından bekliyoruz. Pazara bize rüzgar verin ki biz bu bayrağı sürekli dalgalandıralım. Teşekkür ederim. Şeref verdiniz efendim. Kardeşine doğru geçelim. Bir fotoğraf alalım. Bir tabii ki. Şöyle gelin. Hadi sen. Buyurun. Aynı zamanda kadın kolları başkanımız. Hasan abi, bir yardımcı olun. Bayram Ali abiye bir yardımcı olun. Başkanlar bir şey alıyor. Ay senin çok girmiş. Bana bir bakın. Bana bakın başkanım. Ben de size. Şimdi hep beraber olalım. Tahsin Bey. Tahsin Bey. Gel Emre'sine. Sayın başkanım, sayın başkanım. Biraz geriye gelin abi. Gel abi. Gel abi. Geç meclis suyumuzu unutmayın. Tamam, siz fotoğrafta çıktınız değil mi? Böyle geç istersen. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de problem. Evet, değerli izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, aynı zamanda Üsküdar Belediye Başkanı ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Neşet Çakır'ı ziyaret ettikten sonra konuşmalarını yaptılar ve daha sonra Ardışın'a doğru yola çıkacaklar. Bütün detayları gundempaza.net'ten takip edebilirsiniz.